Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer misafirlerimiz siz de hoş geldiniz. Ben Rabia Kılıç Aslan. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere ağız ve diş sağlığından bahsedeceğim. Aslında bu sunumu yapmaktaki amacım genel kültür bilgisini arttırmak değil de hep beraber ağız sağlığımızı daha iyi bir pozisyona, daha iyi bir seviyeye taşımaya çalışmaktı. O yüzden aslında herkesin bilmesi gereken ağız diş sağlığına yönelik birkaç bilgiden bahsedeceğim. Sunum boyunca bahsedeceğim konular aşağı yukarı bunlar. Şöyle. Ağız ve diş sağlığı genel sağlığın bir parçasıdır. Aslında bu cümle hepimizin unuttuğu bir cümle. Ya toplum olarak bizler ağız sağlığımıza hakikaten gereken önemi vermiyoruz. Çünkü ağız aslında bizim vücudumuzun dışarı açılan bir kapısı. Dışarıdan gelen her etmen öncelikle ağızda vücutla karşılaşıyor. Dolayısıyla ağzın hem sağlığının yerinde olması hem de dışarıdan gelen etkenlere karşı yeterince koruyucu görevini yerine getirmesi gerekiyor. Ağız hastalıklarını anlamak için de önce dişin yapısından bahsetmek gerekiyor. Diş aslında yapısal olarak kron ve kök olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kron dediğimiz dişin dışarıdan bakıldığında görünen mine ile kaplı olan kısmına deniyor. Kök de kemiğin altında yani diş etinin altında kalan kısmı. Kesitsel olarak incelendiğinde de mine kronun en dış kısmı oluyor. Aynı zamanda vücudun en sert dokusu. Minedir. Altında dentin dediğimiz minik kanalcıklardan oluşan, mineden daha yumuşak yapısı olan bir katman var. Dentinin şöyle bir özelliği var. Kanalcıklardan oluşuyor dedik. Kanalların içinde hem dentin sıvısı hem de sinir lifleri var. Yani enfeksiyon ya da herhangi bir rahatsızlık dentine ulaştığında sinir lifleri uyarılıyor. Birçok hastalıkta da bununla değineceğiz yine. Dentinin altında da pulpa dediğimiz dişe canlılığını veren, aynı zamanda kan ve sinirler ve kan damarlarının bulunduğu, dişin kök hücrelerinin bulunduğu yapı var. Sementte kökün minesi diyebileceğimiz kökü kemiğe bağlayan yapı. Peki geldik diş çürüğü nasıl oluşur? Diş çürüğü oluşması için ortamda bulunması gereken 4 önemli faktör var. Bunlardan biri eksildiğinde diş çürüğü oluşmuyor kesinlikle. Bakteri, besin, konak ve zaman. Olay şöyle gerçekleşiyor aslında. Ağız ortamına alınan bir besin. Tükürük içinde çözünüyor veya diş etleri hizasında, dişin ara yüzeylerinde birikiyor. Ağızda zaten sağlıklı bir ağızda da bulunan bakteriler var. Ya her zaman bakteri var. Ağız asla steril olamayacak bir ortam. Gelen bakteriler besinlerin olduğu yerlerde kolonize oluyor. Yani buralarda birikiyor. Belli bir zaman sonra bakteriler buradaki besin artıklarını fermente ediyor ve açığa asit çıkıyor. Çıkan asit dişin minesinin yapısını bozuyor ve dişin yapısındaki mineraller açığa çıkıyor. Peki diş çürüğü gelişimini etkileyen faktörler neler? En önemlisi beslenme. En önemlilerinden bir tanesi. Beslenme de iki şekilde etkiliyor. Bir aldığımız besinlerin özelliği karbonhidratlar. Mesela bakteriler karbonhidratları fermente ettiğinde ortama pH'i çok düşük. Yani asidik ürünler çıkıyor. Ama yağlar veya proteinleri fermente ettiğinde pH'i daha yüksek çıkıyor. Yani bu ne demek? Çürük oluşumunu daha az sağlıyor demek. Bir de beslenmemiz eğer çok lifli gıdalar üzerine ise oluşan lifler aslında çiğneme ve öğütme esnasında biriken bakteri plağının dişlerin çevresinden uzaklaşmasını sağlıyor. Yani aslında bir yıkayıcı, temizleyici özelliği de var. Ağızda başka çürüklerin bulunması tabii ki de başka çürüklerin oluşmasını sağlıyor. Çünkü neden? Çürük bulunması demek aslında bakteri sayısının fazla olması demek. Fazla bakteri de çürük riskini tabii ki de artırıyor. Ağız kuruluğu. İleride de bahsedeceğim, tükürük ağız için mucizevi bir sıvı. Eğer tükürük azsa yeterli yıkama yapılmıyor. Dil üzerinde başka dokularda biriken besinler çürüğe sebep olabiliyor. Genetik yatkınlık. O da şöyle, dişlerin yapısı aslında, dişin yapısı ve genetik yatkınlık biraz iç içe iki madde. Dişin yapısı eğer çiğneyici yüzeylerde çok derin fistürler, oluklar varsa tabii ki de bakterilerin burada birikmesi hem artıyor hem de temizlemek çok zorlaşıyor. Çapraşıklıklar yeterince temizlenemediği için tehlike arz ediyor ve fırçalama alışkanlığı. Zaten yeterli fırçalama alışkanlığı yoksa tüm bu faktörler yani hiçbirine gerek yok. Sadece fırçalama alışkanlığının yetersizliği çürük oluşumu için yeterli bir sebep. Peki çürüğün aşamaları neler? Bunu özellikle koydum çünkü bu çok önemli. Çürük oluştuğunda ilk önce dedik ya asit ortaya çıkıyor. Asit minenin yapısını bozuyor. Mineraller dişten uzaklaşıyor.
Bu aşamadayken biz mineyi hipomineralize diyoruz ve bu aşama diş çürüğünün önlenebilir tek aşaması. Yani geri dönüşebilir tek aşaması. Bundan sonraki aşamalarda geri dönüşme ancak restoratif tedavi, yani dolguyla veya kanal tedavisiyle olabiliyor. Bu aşamada yakalamak için yapmanız gereken şey düzenli diş hekimine gitmek. Çünkü bunu siz fark edemeyebilirsiniz ama bir diş hekimi bunu çok rahat bir şekilde fark eder. Çok sık olmasına da gerek yok. 6 ayda bir diş hekimi kontrolüne gitmek. Erken aşamada, yani sadece mine yüzeyinde daha kavite, yani boşluk oluşmamış diş çürüğü için önlenebilir. Flor jeli yapılıyor ve tekrar mineralleri kazandırılıyor. Oldu da burada fark edemedik. Minede bir kavite oluşuyor. Bu aşamada ağrısız oluyor genelde. Çünkü daha sinir liflerine yakın değil. Burada da tedavi edilmezse çürük dentine yayılıyor. Dentine geldiğinde ne dedik? Kanallar var. Kanalın içinde sinirler var. Sinirler uyarılıyor. Neden? Bakteri toksinleri ve ilerleyen bakterilerden dolayı. Soğuk sıcak gıdalarda ya da beslenme esnasında soğuk hava geldiğinde bu aşamadayken hassasiyet olur, ağrı yapıyor. Bu esnada da eğer tedavi edilmezse çürük ilerliyor ve pulpaya, yani dişin canlılığının sağlandığı dokuya geliyor. Burada enfekte olmuş bir pulpa demek aslında iltihabi bir reaksiyonun başladığı anlamına geliyor ve vücut kendi orada iltihap üretiyor. Artan iltihap, artan doku orada bir basınç oluşturuyor ve korkunç ağrılara sebep olabiliyor. Gece uykudan uyandıracak derecede ağrı olması demek aslında çürüklerin pulpaya kadar ulaşmış olması demek ve kanal tedavisinden başka çözümü yok bu aşamadaki bir çürüğün. Kesinlikle kanal tedavisi yapılması gerekiyor. Oldu da bu aşamada da yapılmadı. Diş daha sonra nekroz oluyor, yani ölüyor. Öldükten sonra enfeksiyon hala artmaya devam ediyor. Basınca daha fazla dayanamıyor ve kök ucundan dışarı taşıyor. Biz bunu apse diyoruz. Ve doku bunu sınırlamaya çalışıyor. Peki dedik, ağızda bakteriler var, bir sürü çürük oluşturuyor. Yani çok fazla olumsuz etken var. Ama neden herkesin ağzında çürük olmuyor? Çünkü herkes günde iki kere fırçalamıyor. Fırçalasak bile zaten mineralizasyonun kesilmesi için, yani o minenin yumuşaması için bir 40 dakika yeterli. Neden tüm dişlerimiz çürük değil? Çünkü tükürük diye koruyucu mükemmel bir sıvı var ağzımızda. Tükürük içindeki proteinler ağız dokusundaki tüm organla, yani şöyle dişlere, yumuşak dokuların tamamını koruyucu bir bariyer oluşturuyor. Bu bariyer sayesinde aslında bakteriler direkt olarak yumuşak dokulara ya da dişlere penetre, yani uzanamıyor, direkt ona etki edemiyor. Aynı zamanda tükürüğün içinde birçok mineral var. Bu mineraller de dedik ki asitler minenin yapısını bozuyor. Her bozduğunda tükürük içindeki mineraller tekrar dişe giriyor. Yani sürekli bir devir daim oluyor. Koruyucu etkisi tükürük azaldığında ortadan çıkıyor. Antibakteriyel enzimlerde ağızda her zaman bakteri olduğunu söylemiştim. Bakteriler sürekli üremeye meyilli. Antibakteriyel enzimler sayesinde bakteri sayısı belli bir sınırda kalıyor. Yani sürekli artış göstermiyor. Sindirim enzimleri de karbonhidratların sindirimi ağızda başladığı için amilaz enzimi var. Ve tat alma da çok önemli tükürük. Çünkü eğer büyük moleküllü besinler tükürük sıvısı içinde çözülmezse dil papillalarına yeterince giremiyor aralarına ve tat alma olayı yeterli gerçekleşemiyor. Geldik diş eti hastalıklarına. Diş eti hastalıkları çok önemli ve çok yaygın. Genel olarak ikiye ayırıyoruz diş eti hastalıklarını: gingivitis ve periodontitis. Gingiva diş eti demek Latince'de. Gingivitis de diş etinin iltihabı. Periodontitis de onun bir sonraki evresi aslında. Diş ve dişin çevresindeki dokuların iltihabı anlamına geliyor. İleride açıklayacağım. Diş eti hastalıkları neden çok önemli? Çünkü her 4 insandan 3'ü hayatının herhangi bir evresinde mutlaka diş eti hastalığına yakalanıyor. Ve erişkinlerde diş kaybının %70'inden bu hastalıklar sorumlu. Yani çok diş çürüğünden bile daha riskli bir hastalık. Aynı zamanda başlangıç safhasında eğer yakalanırsa geri dönüşebiliyor. Bu yüzden çok önemli. Peki diş eti hastalığı nasıl belirleniyor? Normal sağlıklı bir diş eti açık pembe renkte olması gerekiyor. Dişin köküne daha yapışık olması gerekiyor. Şurada 1 santim, 1 milimlik, 2 milimlik bir oluk oluyor sadece. Onun dışında tamamen yapışık olması gerekiyor. Eğer iltihabi bir reaksiyon varsa bu reaksiyonun sebebi tamamen şurada biriken mikrobiyal dental plak dediğimiz yapı. Plak biriktikten sonra burada bir enfeksiyon oluşuyor. Vücut ona iltihabi bir yanıt veriyor. Zaten çoğu hastalığın senkronizasyonu bu şekilde oluyor. Bir enfeksiyon, cevaben iltihap. İltihap oluştu. Bunun peki belirtileri neler? Daha kırmızı, daha şiş ve ağrılı. Genelde de fırçalarken kanama olur. Ya kanama olması mutlaka diş eti hastalığı göstergesi. Sağlıklı bir ağızda kanama olmaz fırçalarken. İlerleyelim. Dedik gingivitis ve periodontitis. Gingivitis sadece diş eti seviyesinde olursa bu iltihap.
Periyodontit ise diş eti artık iltihabi bir reaksiyon gösterdi fakat buradaki enfeksiyon giderilmedi ve hala artmaya devam ediyor. Sonra çevre dokulara yayılıyor bu iltihabi reaksiyon çünkü baş etmeye çalışıyor vücut bununla. Kemik kaybı olabiliyor, kemik seviyesi geriye çekiliyor, aynı zamanda diş eti geriye çekiliyor. Enfeksiyon arttıkça burada bir cep oluşuyor. Artan cep buraya daha çok bakterinin birikmesine sebep oluyor. Bakteri biriktikçe iltihap artıyor, yani bir kısır döngüye dönüşüyor ve burayı temizlemek hiçbir fırçayla mümkün değil. Ancak hekim temizleyebilir bunu. Daha da ilerlerse ve tedavi edilmezse artık kemik o kadar aşağı seviyelere kadar iniyor ki bu diş yemek yerken bile sallanır. Eğer tedavi edilmezse de daha sonra çekime gider zaten. Özellikle bu resimleri koydum. Biraz iştah kaçırıcı olabilir ama bu bir gingivitis vakası. Gördüğünüz gibi kırmızı, hatta şuralarda kanlar da belli oluyor. Şişmiş diş etleri, yani bu tüm dişlerde olmak zorunda değil. Genelde arka bölgelerde daha sık oluyor. Ön dişleri özenle fırçalayıp arkaları özenle fırçalamazsınız. Arka dişlerde muhtemelen bunlar vardır. Hele kan geliyorsa siz görmeseniz bile böyle papiller, yani diş etleri mutlaka vardır. Sadece yapılan bir temizlikle, başka hiçbir tedaviye gerek yok. Diş hekiminin yaptığı ya da kendinizin yaptığı bir fırçalama, diş ipi kullanımı bunu bu hale getirebiliyor. Sağlıklı, hiçbir kemik kaybı da yok. Bu da bir periyodontitis vakası. Aslında bunun temizlenmiş hali. Muhtemelen yakın tarihte bu bir diş taşı temizliği geçirmiş. Çünkü bu diş etleri ve kemikler bu kadar çekilmiş. Kök yüzeyleri hep açığa çıkmış. Yani böyle yine nispeten temiz bir ağız gibi görünüyor ama korkunç bir diş taşı ve plak vardı muhtemelen burada. Diş etleri yine çok kırmızı değil. Tedaviden sonraki görüntü muhtemelen ama kemik yerine gelmiyor. Yani bu aşamadayken geri dönüşü kesinlikle yok. Biraz daha olsa zaten bu dişler sallanacak. Geldik ağız kokusuna. Ağız kokusunun sebebi %90 ağız içi kaynaklı. O yüzden ağız kokusu şikayeti olanlar genelde diş hekimine geliyor zaten öncelikle. Ağız kokusu da iki şekilde oluşabilir, fizyolojik ve patolojik. Peki bunlar ne demek? Fizyolojik ağız kokusu, yani herhangi bir hastalığa bağlı değil. Normal, başka sebeplerden dolayı gelişebilir ama sıkıntılı bir durum yok demek. Sabah uyanınca olan sebebi tükürüğün azlığı. Gece boyu neredeyse sıfıra yakın tükürük üretimi oluyor. Ama dilde biriken, eğer dil fırçalama alışkanlığı yoksa, dilde biriken besin artıkları, ağız ortamındaki bakteriler sabaha kadar fermantasyon yapıyor. Sabah uyandığınızda da koku oluşuyor. Ya da baharatlı yiyeceklerden kaynaklanabilir. Patolojik ağız kokusu demek herhangi bir hastalığa bağlı demek. Lokal faktörlerden, sistemik faktörlerden olabilir. Sistemik faktörler diyabet olabilir. Diyabete özgü aseton kokusu olur. Böyle tıpçılar bilir, çok meşhur yani. Karaciğer, böbrek hastalıklarının her bir hastalığa özgü belli karakteristik kokuları var. Daha sonra solunum sistemi sinüziti olanların ağız kokuları olabilir. Lokal faktör dediğimiz ağızdaki sıkıntılar. Peki biz bunları nasıl önleyebiliriz? Öncelikle periyodontal problemler dedik. Diş eti hastalıkları ağız kokusuna sebebiyet verir. Neden? Oluşan ceplerde çünkü bakteri birikiyor. Bakterilerin artıkları kokuya sebep oluyor. Ne yapacağız? Diş ve diş eti sağlığımıza dikkat edeceğiz. Diş ipi kullanacağız, dişleri düzenli fırçalayacağız. Eğer diş taşı zaten oluşmuşsa mutlaka hekime gitmek gerekiyor. Hiçbir fırça o taşları kaldırmaz çünkü. Hekimlere gidip tedavi olmak, diş taşı temizliği yaptırmak gerekiyor. Eski dolgu ve protezler. Bunlarda eski dolgularda bakteri tutulumu artıyor. Çünkü kenarlarında boşluklar oluşmuş oluyor ya da sıkıntılı dolgularda protezlerde yenilenmesi gerekiyor. Sakız çiğnemek ve su içmek şu açıdan faydalı. Sakız çiğnemek ağız ortamını uyarıyor, tükürük salgısını artırıyor. Sanki ağızda yeni bir yiyecek alınmış gibi vücut bunu yiyeceği sindirmek adına tükürük artışını artırıyor. O yüzden sakızı mutlaka şekersiz ve ksilitollü olması, ksilitolün ayrı faydaları da var. Bakteri üretimini de durduruyor, yani bakterilerin çoğalmasını önlüyor. Ayrıca faydalı. Ksilitollü sakızı günde 5 kere, mesela 5'er 10'ar dakika. Yani sanki bir tedavi çeşidiymiş gibi aslında çiğneyebilirsiniz. Su içmek de ağızdaki bakterilerin besin artıklarını uzaklaştırmasını sağladığı için önemli. Sigara ve alkol kullanımını azaltmak, bırakmak. Bunu söylemeye bile gerek yok, zaten ağız kokusu yapacağı belli. Dili fırçalamak da şu açıdan önemli. Çünkü dedik ya, besinler dilde çok kalıyor burada, tutunuyor. Diller bir sürü küçük papillalardan oluşuyor. Bu papillaların arasına giren besin artıkları temizlenemiyor. Özellikle dilin arka bölgesini iyi fırçalamak gerekiyor. Bunun için böyle özel aygıtlar var ama gerek de yok. Yani isterseniz alabilirsiniz, bunlarla daha kolay. Ama fırçayla da fırçalanmalı. Geldik diş hassasiyetine. Diş hassasiyeti de çok kişinin şikayetçi olduğu bir konu. Bana da çok saran oldu burada, o yüzden özellikle koydum. Asıl sebebi, daha doğrusu en çok şikayetçi olan sebep diş eti çekilmesi.
Burada görüyorsunuz diş eti çekilmesi. Bunun da birkaç farklı sebebi oluyor diş eti çekilmesinin. Öncelikle çok sert fırçayla bastırarak fırçalarsanız diş etleri çekilir. Yani herhangi bir sıkıntı, çürük olmasa bile, diş taşı olmasa bile çekiliyor diş etleri. Diş çürüğüne bağlı olarak diş hassasiyeti gerçekleşebiliyor. Çünkü neden? Burada bir çürük oluştuğu zaman kavite dentine kadar uzanıyor. Dentinde kanallar ve sinirler var dedik. Sinirleri uyardığından hassasiyet yapıyor. Diş eti hastalıkları çekilmeye sebep oluyor. Açılan dentin yüzeyindeki kanallardaki sinir lifleri yine uyarılıyor. Diş eti hastalıkları da hassasiyete bu sebeple neden oluyor. Diş sıkma, bu çok farklı, aslında ayrı bir konu ama sunumda çok yer veremedim. Burada bahsedeyim. Gece boyu diş sıkan insanlar var. Uyandığınızda muhtemelen şu çene kenarlarında, böyle şakaklarda ağrı oluyorsa, uyandığınızda kenetlenmiş bir şekilde buluyorsanız dişleri, diş sıkma probleminiz var. Genelde strese bağlı olur ya da kötü yapılan dolgulara bağlı olarak olabilir. Diş sıkma esnasında dişin üst yüzeyleri sürekli gece boyu gıcırdatmayla birbirine sürtünüyor. Burada bir aşınma meydana geliyor. Aşınma o kadar fazla oluyor ki bu yüzey dentine kadar iniyor. Açığa çıkan yine sinir lifleri uyarı yapıyor. Geldik diş minesinin kaybına. Bu çok önemli. Neden? Bu tamamen beslenmeyle alakalı. Genel olarak asitli gıdaların veya içeceklerin tüketilmesi. Mine de hipomineralize alan dediğimiz, yani minenin yapısını yumuşatıyor. Mineraller uzaklaşıyor. Aynı bakterinin yaptığı gibi. Üzerine bir de hemen fırçalamak yumuşayan zaten mineyi buradan tamamen ortadan kaldırıyor ve geri dönüşümsüz yine burada hasarlara sebep olabiliyor. Geldik ağız hijyenine. Şimdi ağız hijyenini sürdürmek için önemli olan 4 tane faktör var. Ben bunları önem sırasına göre sıraladım. En önemlisi hangi teknikte fırçaladığımız. Çok önemli, hangisi olduğunu göstereceğim biraz sonra. Fırçalama süresi çok önemli. Özenli fırçalamak önemli. Gösterdiğim tekniğe göre en az 4-5 dakika sürmesi gerekiyor. Yani 1-2 dakikalık hızlı fırçalamalar aslında yeterli değil. Sonra diş fırçası ve macun. Açabilir miyiz? Bu diş fırçalama yönteminin adı da modifiye bas tekniği. Yani bunu YouTube'dan da açabilirsiniz. Biraz kalite düşük burada ama macunu çok koymanıza gerek yok. Yarım çene yarım çene fırçalanıyor. Ve süpürme hareketi aslında 45 derecelik açıyla diş etine doğru koyup her bir dişe 10 defa gelecek şekilde süpürme hareketleri yapılıyor. Asla unutulmaması gereken şey üst çenede damağa bakan, alt çenede dile bakan yüzeylerin fırçalanması. Yine çiğneyici yüzeyler. Burada her bir hareketi 10 kere yapmak aslında ama hızlı olsun diye biraz kısaltılmış. Alt çenede yine diş etine bakacak şekilde koyulup yukarı doğru süpürme hareketleri yapılması gerekiyor. Çünkü plak en çok dişle diş eti hizasında birikiyor. Bunu kaldırmak için süpürme hareketi yapılması gerekiyor. Yine çiğneyici yüzeyleri 10'ar defa. Yani dişi 4 kadrana ayırdıktan sonra böyle yapabilirsiniz. Dili fırçalarken de mutlaka süpürme hareketi. Yani ileri geri hareket aslında plağı oradan bir organize plağı hafif havaya kaldırır ama uzaklaştırmaz. Uzaklaştırmak için mutlaka süpürme hareketi yapılması gerekiyor. Geldik diş fırçası seçimine. Bunlar çok zor konular. Hakikaten çok kafa karışıklığı oluyor ama aslında şöyle, piyasaya sürülen her ürün belli bir standartizasyona göre üretiliyor. O yüzden yani şu an satılan herhangi bir fırçayı almanız ağız hijyenini korumanız da yeterli olacak. Ama dikkat edilmesi gereken farklı şeyler var. Alınan fırçanın uçları yuvarlatılmış olmalı ve yumuşak olmalı. Neden? Yumuşak değilse ve çok bastırıyorsanız bu şekilde defekler meydana gelebiliyor. Tamamen minenin çizilip ortadan kalkmasına bağlı olarak. Hafif eğimli kesilmiş kıllar da önemli. Çünkü dedik ya diş eti şurada 1-2 milimlik minik bir oluğu var dişi saran. Bu oluğa girebiliyor eğimli kesilmiş kıllar ve küçük fırça başı kolay tutmayı sağlıyor. Aynı zamanda kolay manipülasyonu sağlıyor. Geldik şarjlı diş fırçalarına. Bu da çok popüler oldu son zamanda ama şöyle bir etkisi var aslında, temizlikte kolay şarjlı diş fırçaları ama gerekli değil. Yani etkin bir temizlik yapıyor, evet, uygulamasını indiriyorsunuz, hangi yüzeye diş fırçasının değmediğine kadar söylüyor ya da fazla basınç yapıldığında haber veriyor. Bunlar güzel, yani bu anlamda kullanılması aslında faydalı ama gerekli değil. Yani manuel bir fırçayı doğru teknikle doğru sürede kullandığınız zaman aynı işi zaten görecektir. Geldik macun seçimine. Macun seçimi de aslında aynı mantık üzerinde. Macunu seçerken yine hepsinin belli bir standardı var. Mesela hassasiyet giderici olanları, hassasiyet problemi olanlar kullanabilir. Onun dışında beyazlatıcı olanlar, hekimin yaptığı beyazlatma işlemi kadar etki göstermese de beyazlatıcı ajanlarla işe yarıyor.
Leke çıkarıcı olanları kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Eğer leke yoksa kesinlikle bunu kullanmayın. Çünkü içinde aşındırıcı materyaller var. Çok uzun süre kullanıldığında, yani böyle 5-6 tüp arka arkaya aşındırıcı kullanıyor ya da yıllarca kullandığınızda sert fırçalamada dişleri çiziyor. Çizilen diş yüzeyinde daha çok zaten bakteri birikimi oluyor ve daha çok lekeleniyor aslında. Hassasiyet gidericileri söyledim. Bu da açığa çıkan dentin kanalı resmi vardı. O resimdeki açığa çıkan kanalların tamamını doldurmaya yönelik ajanlar içeriyor bu da. O yüzden faydalı. Fakat hiçbir macun sebebi ortadan kaldırmadan etki etmiyor. Yani eğer bunun sebebi diş eti hastalığıysa hastalığı tedavi etmeden macunlar bir işe yaramaz. Diş etinin sağlığını korumaya yönelik olan macunlar şu açıdan önemli. Eğer diyabet hastasıysanız veya ailede diş eti hastalığına bir yatkınlık varsa ya muhtemel bir diş eti hastası potansiyeline sahipsiniz. O yüzden hastalık ortaya çıkmadan önce diş eti sağlığını korumaya yönelik olan macunları tercih edebilirsiniz. Flor çok tartışmalı bir konu fakat biz yani mutlaka florlu diş macunu kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ya sistemik almaya gerek yok. Ya bir flor hapını sürekli içmeye gerek yok. Fakat yani topikal olarak etkisi florun çok faydalı oluyor. Çünkü flor elementi diş minesinde yaptığı bileşiklerde asit ataklarına karşı dişi çok daha dirençli hale getiriyor. O yüzden floru bence macunda kullanmak çok önemli. Doğal içerikli macunlar son dönemde onlar da çok popüler oldu. Alırken sadece dikkat edilmesi gereken şey içindeki bitki özlerine karşı alerjimizin olup olmadığına bakmak. YouTube'dan buldum bunu. Bu tarz şeyleri kesinlikle yani hiç kulak asılmaması gerektiğini düşünüyorum. Limonla karbonatı karıştır, işte sür falan. Limon zaten pH 2-3 olan bir gıda. Siz bu kadar asidik bir şeyi dişe sürüp üzerine bir de karbonat gibi aşındırıcı bir materyalle fırçalarsanız orada mine kalmaz. O yüzden bunlara kulak asmayalım, hekimleri dinleyelim. Ağız gargarasını seçerken neye dikkat edeceğiz? Özellikle alkollü gargaraları kullanmamamız gerekiyor. Neden? Çünkü alkollü gargaralar ağız kuruluğuna sebep oluyor. Ağızda yanma olabiliyor ve tat almada uzun dönemde sıkıntılar yaratabiliyor. Eğer ağız kokusu şikayetiniz varsa çinko içeren gargaraları tercih edebilirsiniz. Ama tüm ürünlerde söylediğim gibi hepsinin standardı var zaten. Yani kötü bir ürün piyasada kolay kolay bulamazsınız. Beyazlatıcı, ağız kokusu önleyici, hassasiyet giderici sıkıntınıza göre seçebilirsiniz. Gargarayı da hekimin yazdığı gargaraları çok uzun süre kullanmamak gerekiyor. Özellikle kloreksidinli yazar, kloroben diye piyasada olan gargaraları. Çünkü onlar bakteri oranını da inanılmaz aşağı çekmeye yönelik yapılmış antibakteriyel gargaralar. Sadece hekimin önerdiği kadar kullanın, daha sonra kullanmayın çünkü ağız florasını bozuyor. Geldik diş ipi kullanımına. Diş ipi çok önemli çünkü fırça şu ara yüzeyleri yeterince temizleyemiyor. Bunları temizlemek için diş ipi gerekli. Hatta gargaralar bile aslında macunun yetmediği yer ya daha doğrusu fırçanın yetmediği yerleri temizlemeye yönelik ajanlar ama diş ipinin işini gargara da yapamıyor. Kullanırken 40 santimlik bir diş ipi aşağı yukarı tüm dişleri temizlemek için yeterli oluyor. Orta parmaklara dolanıp işaret ve baş parmağınızla sabitleyin. Daha kolay kullanabilirsiniz. Bir diş arasına girerken önemli olan burada gösterdiği gibi C şeklinde girmek. Yani diş ipi dişe yaslanarak aşağı girecek. Böyle hafif testere hareketi gibi yumuşak hareketlerle aşağı girmesi lazım. Tak diye aşağı inerse bu diş eti papiline zarar verebilir ve bu aslında diş eti çekilmesine sebep oluyor. Yani kaş yaparken göz çıkartmamak lazım. Çok nazik davranmak lazım diş ipi kullanırken. Ve mutlaka en az günde bir kere kullanılması gerekiyor. Ağız kanserleri çok önemli bizim için. Neden? Çünkü genelde ağız kanseri şüphesiyle gelen hastalar son evrelerde geliyor bize. O yüzden özellikle buraya koymak istedim. Kendim de yani üniversite fakültesine geliyor zaten. Gelen hastaların çoğu çapada. Yani inanılmaz geç evrelerde gelenler var. Biz inanamıyoruz. Fotoğrafları görünce tamamı mesela renk değişimine uğramış, kocaman lezyonlar oluşmuş. Bu zamana kadar neden bekliyor insanlar? Aslında çok da önemli. Ağız kanserine sebep olan başlıca etkenler burada. Sigara, alkol en önemli iki tanesi. Kötü ağız hijyeni kansere gerçekten yatkınlığı çok arttırıyor. O yüzden ağız hijyenini yüksek seviyede tutmak çok önemli. Kronik travma ne demek? Mesela yanak ısırma alışkanlığı olan insanlar. Kronik travma da belli bir yerden sonra hücreleri uyararak, ya bu aslında kronik travma tam olarak kanser yapıyor diyemeyiz ama riskini çok arttırıyor. Veya mesela kötü yapılmış dolgular, yamuk çıkmış bir 20'lik, mesela yıllarca 10-20 sene eğer yanağa baskı yapıyorsa belki fotoğrafı vardır. Bu şu kronik mesela yanak ısırmaya bağlı olarak gelişmiş bir lezyon.
Onlara dikkat etmek gerekiyor. Radyasyon tabii ki de ağız kanseri riskini artırıyor ve ağız hastalıklarından kastım aslında periodontal hastalıklar da ağız kanseri riskini artırıyor. Mesela şunlar çok basit lezyonlar gibi görünüyor. Bunları gördüğümüzde düşünmemiz gereken şey şu: ne zaman gördüm? 2 hafta içinde iyileşmiyorsa bu lezyonun takibinin yapılması gerekiyor. İlla kanser olduğunu göstermez ama mutlaka bir diş hekimine gidin. Ne kadar süredir iyileşmediğine bakın ve takip altında olsun. Genellikle fotoğraflanıyor bu vakalar. Fotoğraf altında incelenmesi gerekiyor. Çok tehlikeli olduğunu gösteren bir tablo bu da. 4. evredeki ağız kanserlerinin sağ kalım oranı %34. Bu sadece 5 yıllık sağ kalım oranı. Yani ne demek? 100 kişiden 64 kişi 5 yıl bile yaşayamıyor teşhis konulduktan sonra. O yüzden erken teşhis çok önemli. O yüzden diş hekimi kontrolüne mutlaka düzenli gidilmesi gerekiyor. Ve benim tavsiyem belli bir diş hekiminin olması herkesin. Çünkü hem kendiniz daha iyi ifade edebilirsiniz, hem zaten o ilerlemeyi ve ağızdaki durumu daha iyi teşhis edebilir. Herkesin bir dosyası oluyor. Dosyada yani yapılan şu ana kadar işlemler, belli bulgular hepsi kaydediliyor. O yüzden daha sağlıklı olur belli bir hekiminin olması herkesin. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba, Şule Çetin. Ben bu diş macunları ile ilgili şey soracaktım da. Bu florürlü diş macunlarının hani çocuklar üzerinde zeka geriliği vesaire gibi hastalıkların neden olduğunu, ayrıca mide için ve diğer organlar için hani birikme yaptığını, işte ağız içinde yapısını bozduğunu gibi böyle söylentiler var ya, bazıları bu yüzden florürlü diş macunlarını pek önermiyor. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Gerçi söyledin ne düşündüğünü ama neden böyle bir söylem var? Onu merak ettim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle şöyle, florürlü diş macunu dedim. Çünkü aslında dediğin çoğu yan etkiler sistemik olarak flor alımına bağlı gerçekleşiyor. Mesela çocuklardaki zeka geriliği. Zaten macun yutulmadığı için midede birikme gibi, yani yanlışlıkla yutulabilir. Böyle bir riski de var zaten. Ama tüplerin boyutları ayarlanırken içindeki flor oranı ve içindeki macun miktarı çarpıldığında aşağı yukarı bir çocuk için zehirli olamayacak oranlar hesaplanıyor. Bunlara dikkat ediliyor ama yani florun topikal etkileri çok önemli ve çok biz gelen her hastaya aslında profilaktik, yani koruyucu olarak flor jelleri, vernikleri uygulamaya çalışıyoruz. Çünkü inanılmaz direnci arttıran bir şey. Dediğim gibi macunda uygulandığında zaten bu yan etkileri kolay kolay görüneceğini biz düşünmüyoruz. Öyle. Yani sistemi kalmaya da gerek yok zaten flor. Çünkü sudan da, yediğimiz besinlerden de flor alıyoruz. Öyle. Teşekkürler. Merhaba, ben Umutcan Akbaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Lojistik, Uluslararası Lojistik Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Ben şunu soracaktım, ben tip 1 diyabet hastasıyım. Benim ayrıyetten özellikle dikkat etmem gereken hususlar neler? Bunu öğrenmek istiyorum, teşekkür ederim. Diyabet hastaları için de aslında diş hekimliği çok önemli. Neden? Çünkü diyabet hastaları periodontal hastalıklara, yani diş eti hastalıklarına aşırı yatkın oluyorlar. Ve şöyle bir çalışma okumuştum, periodontal hastalığını tedavi eden diyabet hastalarının kandaki hemoglobin A1C değerlerinin de aslında daha normal düzeye çevrildiğine dair. Yani aslında senin ağız hijyenine zaten ekstra önem göstermeniz gerekiyor. Çünkü diyabet hastalarında doku iyileşmesi de biraz daha geç olduğu için, yani normal bir insanın oradaki bir enfeksiyona karşı verdiği cevabı yeterince veremiyor olabilir. Buna bağlı olarak hastalık daha erken gelişiyor da olabilir. Sen yani bu hastalık meydana gelmeden önce olabildiğince ağız hijyenini yüksek seviyede tutmanız gerekiyor. Merhaba, Muhammed Bayramcıyan. Sunumunuz için teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi hazırlanmışsınız. Benim iki sorum olacak. Birincisi şu, diş sağlığıyla kalp sağlığı arasında bir doğru orantı olduğu söyleniyor. Hı hı. Bu ne derecede etki ediyor, kalp sağlığıyla diş sağlığı arasında nasıl bir bağlantı var? İkincisi, diş beyazlatma operasyonları dişe çok ne kadar etki ediyor? Yararlı mıdır, zararlı mıdır? Onu soracaktım. Teşekkür ederim.
kalple önce başlayayım. Kalple alakalı hakikaten çok önemli bilgiler var elimizde. Şöyle her diş fırçalamada aslında kan dolaşımımıza bakteriler giriyor. Diş fırçalamayla sağlıklı insanda da sağlıksız insanda da. Fark şu, sağlıklı insan bu giren bakterilerle başa çıkabiliyor savunma mekanizması sayesinde. Ama vücut direnci düşmüş, bağışıklık sistemi yeterli çalışmayan bireylerde kan dolaşımına giren bakteriler mesela kalp kapakçığında tutunabiliyor. Endokardit riski o yüzden çok yüksek. Böyle bağışıklık sistemi düşük hastalarda mesela tedavi başlamadan önce antibiyotik veriliyor. Neden? Çünkü giren bakterilere karşı bir direnç oluşturması için. O yüzden eğer kalp hastalığı olanlarda veya immün sistemi yani bağışıklık sistemi çok düşük olanlarda ağız diş sağlığına önem vermek gerekiyor. Beyazlatma hususunda da şöyle aslında ya beyazlatmanın da birçok çeşidi var. Yani home bleaching denilen yani evde sizin yapabileceğiniz versiyonları var. Hekimin orada yaptıkları var. Beyazlatma ve çok kalıcı bir şey de değil. Yani belli seanslarla tekrarlamak da gerekiyor. Ben böyle bir şeyin sağlıklı olduğunu çok düşünmüyorum. Tamamen estetik kaygıyla yapılan bir şey ancak şöyle, bazı dişler sürerken lekeli sürebiliyor. Yani belki aramızda da böyle dişleri olanlar vardır. Bunlar için beyazlatma aslında faydalı olabiliyor çünkü renk dengesi sağlanmış oluyor. Ama beyazlatma yapılan dişlerin yani kök rezorpsiyonu yapma ihtimali var. Uygulamanın kaliteli yapılması gerekiyor ve her zaman bir risk var beyazlatma için. Yani yapılan her girişim böyle zaten komplikasyon riskini bilerek yani girişimler yapılıyor ama tamamen estetik kaygıysa ben yapılmaması taraftarıyım. Merhabalar, ben Hasan Sarıçam, İstanbul Üniversitesi İşletme son sınıf öğrencisiyim. İki ay öncesinde başıma gelen bir olayı anlatacağım. İl dışındaydım. İl dışında bir diş hekimine gittim diş ağrısı için. Röntgen çekildi ve 5 tane dolgu, 2 tane kanal tedavi olduğu söylendi. Ondan sonra kendi hekimime uğradım buraya gelince. Hekimim de 2 tane dolgu olduğunu söyledi. Şimdi sunumda 6 tane diş üzerinden hani çürüklerin durumunu göstermiştiniz. Hani bunlar neden böyle oluyor? Yani sonuçta hani işlem yapılacak röntgende görüküyor. Ha, ikinci bir soru da şu, diş gıcırdatma üzerine hani kısa durdum demiştiniz hani, bu bruksizm diye geçiyor. Evet. Bende de bu sorun var, birazcık daha detaylı anlatırsanız sevinirim, teşekkürler. Öncelikle bu kanal tedavisi dolgu aslında keskin böyle bir sınırı yok. Yani bir hekim aslında o bir dişe kanal tedavisi yapılmasının gerekli olduğunu düşünebilir ama başka bir hekim dolguyla mesela sadece tedavi edilmesinin yeterli olduğunu düşünebilir. Bunun sebebi de röntgende aslında çürük hipominerize dedik ya minerallerin bir kısmının kaybolması. Bu belli bir seviyeye gelene kadar zaten belli olmuyor. Yani klinik olarak aslında orada bir kavite görseniz bile röntgende bunu kolayca teşhis edemezsiniz. Bu hekimin öngörüsüyle alakalı ve bizde genelde işler şöyle yürüyor. Çok derin bir çürük varsa hastayı baştan uyarıyoruz. Eğer bu çürük pulpaya kadar ilerlemişse kanal tedavisi olabilir. Ama dolguyla kurtarmaya çalışacağız diye. Muhtemelen aynı şeyi düşünmüştür hekim de. Dolgu yapıp, yani mesela eğer çürük çok ilerlemediyse dolguyla kapatabilir. Ama baktı çok ilerliyor. Enfeksiyon fazla bu sefer kanal tedavisine dönebilir. Yani bunun keskin sınırları yok. Ve yani kaviteyi açmadan önce, biz o çürüğü temizlemeden önce tam olarak anlayamıyoruz. Yani açıldıktan sonra da endikasyon, yani teşhis değiştirdiğimiz oluyor. Bunun sebebi bu. İkinci soruyu unuttum bu arada. Neydi? Diş gıcırdatma. Evet. Diş gıcırdatmada aşınmalar hakikaten ciddi boyutlara ulaşıyor. Resmini koymadım ama koysam çok açıklayıcı olurdu. Yani onun için yapılan gece plakları var. Muhtemelen kullanıyorsundur. Bruksizme bildiğine göre. Evet, gece plağı şöyle hem eklem boşluğunun arasındaki mesafeyi arttırıyor, eklemi rahatlatıyor, kasları rahatlatıyor, dişleri birbirinden koruyor. Çünkü dişin bir kısmını o plağı taktıktan sonra sürtünme sadece plakla diş arasında oluyor. Üst dişi aşındıramıyor. Yani böyle. Anlaşılmıştır umarım yani. Gece plağı kullanmak yeterli olur bruksizm için. Yani botoks yaptıranlar da var ama botoks yeterli değil ve sürekli tekrarlatmak gerekiyor. O yüzden en koruyucu olan gece plan sanırım. Adım Selimhan Aygün. Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hazırlık öğrencisiyim. Ben bir katkıda bulmak istemiştim, soru değil. Gün içerisinde çok dışarıda kaldığımız vakitlerde diş fırçalama fırsatımız olmuyor. O dönemlerde yani röportaj yaptığım bir diş hekimi söylemişti bunu. Badem ve peynir yemek diş ağızdaki asidik ortamı düşürüyor. Ve diş türüğünü biraz daha engelliyor. Diş fırçalamanın yerine geçen bir etki olduğunu söylemişti. Yanlış da olabilir, düzeltebilirsiniz. Evet.
Bir de şunu da söylemişti. Diş fırçalamayı yemekten hemen sonra yapın diye söylenir ama bunu 20 dakika sonra yapın demişti. Çünkü asidik bir şey içerseniz veya yerseniz, evet, limon falan. Bir de onun üzerine hemen dişinizi fırçaladığınızda, hele ki birazcık daha sert fırçalıyorsanız, daha fazla yapacağından daha da fazla bir etki yapacağını söylemişti. Hı hı. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Bu peynir konusu aslında çok üzerine durulan bir şey ama ben burada bahsetmedim. Hemen şimdi anlatayım. Peynirin içindeki kalsiyumlar aslında iki yönden çalışıyor. Bir, kalsiyumlar kaybedilen mineralleri geri kazandırıyor. İki, peynir biraz daha kaygan, yağlı bir yapısı olduğu için dişin üzerine koruyucu bir tabaka gibi yağlandırıyor. Bakterilerin oraya tutunmasını engelliyor. Bu açıdan da aslında çürüğü böyle de etkiliyor. Badem de tamamen yağa bağlı olarak. Yağ içerdiği için içerdiği yağ dişlerin üzerine kayganlaştırıyor. Bu da koruyucu etkisi var aslında, evet. Fırçalama olayı da şöyle bir 20-30 dakika beklemek gerekiyor yemek yedikten sonra. Teşekkür ederiz sunum için. Ermine Gökçen Mumcu, 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslam Bilimleri. Ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi normalde söylenene göre günde iki kez fırçalamamız yeterli. Hatta daha fazla fırçalamamız hani çok da önerilmiyor. Özellikle hani 4-5 kez falan, 3 bazen olabiliyor. Bu ben mesela sabah kalkar kalkmaz ve özellikle gece yatmadan önce fırçalıyorum. Bu şekilde oluyor ama gün içerisinde yemek yiyoruz ya da işte ara öğünler, şunlar bunlar oluyor. Ve o süreç içerisinde dişimi fırçalayamıyor olmak beni rahatsız ediyor. Yani sanki 40 dakika bile yeterli dediniz ya minerallerin hani kaybedilmesi, zayıflaması için. Bu diş fırçalamamız için ideal bir saat var mıdır ya da diş fırçalama dışında ne yapılabilir? Bunu sormak istiyorum. Bir de Türkiye'deki diş hekimliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce nasıl bir seviyede? Teşekkürler. Öncelikle bu peynir badem olayı ara öğünler için çok faydalı. Yani en son yenilen şey ya bir protein açısından zengin, kalsiyum açısından zengin bir öğün olabilir ya da kayganlaştırıcı bir şeyler, yani yağlı gıdalar yenebilir, kuru yemiş gibi. Daha sonra mesela armut, elma gibi sert cisimler ya da lifli besinler yenirse zaten biriken plan oradan ortadan kaldırıyor ısırdığımız için. Ayrıca yani fırçalamak için çok basit böyle taşıma kapları var aslında, fırça, macun taşımak için. Yani ben de ortodontik tedavi gördüğüm için biliyorum, 7-24 yanımdaydı fırçam. Aslında oluyor yani, taşınabiliyor çantada da. Onun dışında başka... Tabii ben yani 3 kere fırçalayabilirsin, hiç sıkıntı yok. Günde 5 öğün yiyorsan 5 öğün fırçalama ama 2-3 kere fırçalayabilirsin tabii. Diş hekimliği de şöyle, yani insanlar ağız diş sağlığına yeterli önemi vermediği için aslında gelen insanlar mesela çok muhtemelen ne bileyim kanal tedavisine kadar ilerlemiş dişler, çok ileri evre kanserler, ya böyle geliniyor ama aslında hekimle güzel bir muhabbet ortamı da olabilir. Düzenli olarak kontrollere gidin mesela. Yani böyle bir sistem oturmuş değil bizim ülkemizde. Maalesef sadece ağrı olduğunda diş hekimine geliniyor. Otursa bence daha faydalı olur diye düşünüyorum. Teşekkürler. Tamam.